Elhamdülillah nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاءه الله كره الله لقاءه. Sadaka Resulullah bima kal ev kema kal. Allah ile kul arasındaki bağ. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Her kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a vardır. Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyuruyor. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz. Aziz müminler, varlığımızın yegane sebebi Allah Teala'dır. Onun ol emriyle gökler ve yer arasındaki bütün varlıklar dünya hayatındaki yerini alır. Bizleri yoktan var eden, kudreti, ihsanı ve yardımıyla yaşatan, nimet verip sınayan O'dur. Sabah uyandığımız andan gece uykuya varana kadar aldığımız her nefeste, attığımız her adımda, verdiğimiz her kararda Allah'a karşı sorumluluğumuz vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde bu sorumluluğu şöyle anlatır. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların sadece ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Bunu yaptıkları takdirde Allah'ın kuluna azap etmemesi ve onu cennetine koyması Cenab-ı Hakk'ın mümin kullarına vaadidir. Değerli müminler, Yüce Rabbimiz samimiyetle kendisine iman eden kullarından razı olur. İmanında samimi olmak, gönülden ibadet etmeyi ve güzel ahlaka uygun yaşamayı beraberinde getirir. Mümin, Allah Teala'ya olan muhabbetini, saygısını ve bağlılığını ibadetleri kadar temiz ve nezih davranışlarıyla da gösterir. Allah Teala, mümin kullarının dua ve yakarışlarına icabet eder. Rızasına erişmek için çalışanları yalnız ve yardımsız bırakmaz. Kul ne zaman, meta nasrullah, Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye niyazda bulunsa, Rabbimiz de ele inne nasrallahi karib, bileniz ki Allah'ın yardımı yakındır diyerek bizlere bu müjdeyi verir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın şöyle buyurduğunu ifade eder. Ben kulumun benim hakkımdaki zannı neyse öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendi başıma anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kıymetli müminler, insanoğlu kimi zaman nankör ve bencil, kimi zaman da aceleci ve gafil davranır.
Biz kuluz. Bazen Rabbimizin bize her an gördüğü, duyduğunu ve bizden salih ameller beklediğini unutabiliyoruz. Günaha düşüyor, bilerek ya da unutarak da hata edebiliyoruz. Yolumuzu kara bulutlar kapsadığında, ayağımız kaydığında, gözümüze perde indiğinde pişman olacağımız işler yapabiliyoruz. Ancak ne olursa olsun, yegane sığınağımız merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'tır. O affedicidir, affetmeyi sever. Merhamet ve mağfiret kapısını son nefesimizi verinceye kadar açık tutar. Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle buyurur. Ey kendilerinin aleyhine günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Aziz müminler, Kur'an bizi uyararak şöyle diyor. Allah'ı unutan ve bu yüzden de Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Bu uyarıya kulak verin. Rabbimiz de aramızdaki kulluk bağını özenle koruyup güçlendirelim. Ona hakkıyla ibadet edelim. Yalnız ondan yardım dileyelim. Rabbimize gönülden dua edelim. İşlediğimiz tüm günahlarımıza tevbe edelim. Unutmayalım ki kim Rabbini unutur ve onunla arasındaki kulluk bağını koparırsa Allah Teala da onu rahmetinden uzaklaştırır. Dünyada yüreğine korkursalar ahirette yüzüne bakmaz ve onu büyük bir azaba uğratır. Ela inna ahsana'l kelam ba'da'l-kalam kelamullahil melikil azizil alim. Kema qala Allahu tebaraka ve teala fi kelam ve iza quri'el kur'an fastami'u lehu ve ansitu la'allakum turhamun. İnne'd din 'indallahi'l islam. Sadakallahu'l azim. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إسلام المسلمين يارضم إلى milletimizi ve devletimizi her türlü tehlikelere karşı muhafaza eyle. Ordumuzu havada, karada, denizde daima mansur ve muzaffer eyle. Emniyet güçlerimize kolaylıklar nasip eyle. Bizlere dünyada da ahirette de güzellikler ihsan eyle. Bizleri, anne babalarımızı ve bütün müminleri bağışla. Sen duaları işiten, kabul edensin, dualarımızı makbul eyle. İbadallah, ittehullahu ve yati'u. İnna Allah yakdur bil adli vel ihsani ve ita'il kurba ve yenha anil fahşai vel munkeri vel bağri ya'idhukum leallekum tezekkerûn. Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder. Kötülüğü, fenalığı ve hayasızlığı yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyorum.